görülüyor bir taraftan. Ünlü sanatçı Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından Sevgi Nebioğlu ki kendisinin sesini bugüne dek hiç duymamıştık. Hatta nerede diyorduk, hani aile bağları, çocukları vesaire olduğu için biraz geri plandaydı ama o da sessizliğini bozdu. Ve çocukluk anılarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. İşte oradan çok çarpıcı detaylar geliyor şimdi. Çocuğu acaba? Baban nerede? Yok. O da mı yok? İyi ki onlar çıkmış. Bize sahip çıkmışlar. Bizi bildiğiniz halde neden bizi kabul etmediniz? Usta sanatçı Metin Akpınar'ın ikiz kızları, iki de torunu olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu'nun ardından ikiz kardeşi Sevgi Nebioğlu katkıcı sessizliğini ilk kez bozdu. Aç kaldığımız zamanlar oldu tabii ki de. Bir portakalı, iki kardeş çürük portakalı yediğimizi de biliyorum. Kötü zamanlardı. Sağlık olarak çok kötüydük. İkiziyle 6 yıl boyunca çocuk esirgeme yurdunda kalmış, ardından evlatlık verilmişlerdi. Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Annemgil çocuk başvurusunda bulunduktan da yurda. Demişler ki iki kız çocuğu var demişler. Babamlara bunu söylemişler. Hangisini almak istersiniz gibi bir cümle kullanmış. Babam demiş ki ikiz kardeşler asla et tırnaktan ayrılmaz. Biz iki kızımızı yuvamıza alacağız deyip almışlar bizi. Annesine daha kızgın olduğunu söyledi Sevgi Nebioğlu katkıcı. Çocukları ve Metin Akpınar'ın bir araya geldiği görüntüleri de paylaştı. Çocuklarının dedelerine benzediğini söyledi. Ben benzemiyorum ama benim iki çocuğum da çok andırıyor. Dava sürecinin tamamlanmasının ardından o da ikizi Duygu gibi Metin Akpınar'ın nüfusuna geçecek. Benden hep bir şüphe duymuştu. Çünkü kendisine benzemiyorum. İkizim kadar benzemiyordu. Evet. Ne zaman biz DNA testini yaptırdık 2020 yılında... O zaman gerçekten onun kızı olduğumu o zaman kendisi de inandı. İki genç kadın seneler sonra bir araya geldikleri bakıcı anneleriyle de duygusal bir buluşma yaşadı. Evet, her şey gün gibi ortaya çıkmaya da iyiden iyiye başlıyor Ebru'cuğum. Ya kişilerin, yani annesinin babasının kim olduğunu bir tarafa koyalım. Yani tanınmış insanlar, terk etmiş anne, mecburiyetler vesaire vesaire, her şeyi bir yana bırak. İki tane kardeşin sadece yaşamları boyunca bir evlatlık alınarak, bir çünkü 6 yaşında kendini biliyorsun, bir esirgeme kurumundan bir ailenin evine, sıcak bir yuvaya giriyorsun ilk defa. Ve oradan sonra sorgulama başlıyor. Sadece kendi ikizinin bile ikizin olduğunu kanıtlamak zorunda olduğunu hissettiğin bir hayat savaşı. Bu dramın kendisi kocaman aslında. Tabii. Yani bu çocuklara bir bakmak lazım. Onlar şu an bunun mücadelesini veriyorlar ama onun arkasında öyle büyük başka şeyler var ki. Hangi çocuk bunu hak eder? Hani madem şunu gör, anne baba büyük yetişkin kabul etme insan olarak baktığında, ya bu evlatlar yazık neler yaşamışlar. Benim kanım ya da değil. Kimse, tanımadığın bir insan bile olsa birazcık merhametle, birazcık vicdanla yaklaşıp anlamaya çalışırsın. Değil ki onları saklamak, değil ki onlarla dalga geçmek, değil ki onlara inanmamak, değil ki sen bana varlığını kabul ettireceksin, DNA testiyle ikiz misin değil misin, kardeş misin, bana bunu bildireceksin diyen bir yapı. Hani kişilerden bahsetmiyorum. Sadece bu iki çocuğun, bu iki arkadaşın, kardeşimin hayatlarında bunu ifade etmek ve sadece altını çizmek için verdikleri savaş çok utanç verici. Çok üzgünüm onlar adına. Çok üzgünüm ve inşallah bundan sonra hayatınıza çok büyük bir yıllarca bastırılmış olan bu duyguyu bugün bir netliğe kavuşturmuşsunuz. Umarım buradan sonra biraz yüzünüz gülsün. Bugün değil, baksana 3-4 yıl önce netliğe kavuşmuş. DNA'lar falan. Torunlarıyla falan görüntüler. Daha da evveline gidiyor, 14-15 neyse kaç yılısa artık. Ve bizi bildiğiniz halde neden kabul etmediniz sorusu kadar ya fena bir durum olabilir mi? Bak Allah köyde korusun. Onları büyüten, bak abla, evet. O süt anneleri. Evet. İlk, anne 2 aylıkken bırakmış onlara. Ve anne de yaşıyor, yakında evet. O da çıkacak tabii ortaya. Çıkacak. Hep beraber de göreceğiz olayı. Yani giderek dallanıp budaklanan ve giderek de açığa çıkan bir mevzudan bahis açıyoruz. Vallahi bizim Türk filmi senaryoları deriz ya, hani bizim Türk filmi senaryolarını ona katlar, yüzde çarpar yani hikaye. Kendisi aslında bakıcı değilmiş, Supiye Orancı'ya bizlere yardımcı olmuş. Cennetlik ailedir. Canım ailem, canım Adilem. Bak. Çocuklar İkizlerle ağlıyor. Beraber görüntüleri gördün değil mi? Evet. Anne ağlıyor Süpiye Hanım. Bu hanımefendi. Arkada da bakıcı hanım. Arkada da bir tane beyefendi. O da gözyaşlarını tutamıyor o anda. Bak.
Herkes bu dramın, bu yaşamın öyle farkında ki bu çocukların yaşamış olduklarını. Ve işte fotoğraf bak, eski Hürriyet gazetesi çalışanı, muhabir arkadaşımız Antalya'da, bu dediğimiz tabii 30 yıl önce, onun fotoğrafını da görüyoruz işte, çektiği fotoğraf bir tarafta. Bakıcı Adile Hanım, sevgi selam olsun. Ve hepsi ayakta, hepsi yaşıyor. Evet. Gazete muhabir arkadaşımız da, biyolojik anne de, herkes yaşıyorlar yani. Fena bir durum yani, hiç olmak istemediğim bir yerde bence Metin Akpınar ailesi. Vallahi büyük, bilmiyorum, hep beraber göreceğiz. İkizlerle buluşma anını da zaten, evet, hani Sevgi Hanım nerede ortaya çıkacak vesaire derken bütün her şeyden haberdarmış. Meğerse. Duyduğumuz, gördüğümüz bu. Evet, olay sadece hani ben bir anda ortaya çıktım da kabul bile görmedim. Elimi sıktı kızım, sen niye gülmedin hikayesine gelene kadar orada aslında bak böyle bir yaşam var. Acı bir yaşam. Umarım buradan sonra yüzleri biraz daha gülsün. Peki, buyurunuz.